Şimdi burada arkadaşlar bir yükselişle alakalı bizi karşı karşıya getiren bir şey var. Buna bakmak istiyorum. Bir yükseliş gözüküyor. Dramatik bir yükseliş ülkelerinde. Gerçekten de bunu söylemek lazım. Avrupa ülkelerinde böyle bir yükseliş olur mu olmaz mı diyerekten böyle bir şey söyleniyor. Ama benim açımdan söyleyecek olursanız arkadaşlar, bu bir döngü. Mayıs ayında nasıl adam aldıysa, Eylül-Ekim'de sattıysa, nasıl 10-15 katı paralar yaptıysa, bunları bir şekilde konuşmak lazım. Şimdi en önemlisi aslında Dead Cross ve Dead Cross'un içinde olduğumuz bir yılın içindeyiz. Şu anda 2022'deyiz. Bakın dostlarım, 2014-2018 Paso bildiğiniz üzere Dead Cross yaşamış ve düşüş piyasası. Ben inanıyorum ki bu piyasa kendini yavaş yavaş volatilini bir yukarıda çıkarsa, bir aşağıda salsa, gideceğimiz yön söylemek bizim için daha önemli. Çünkü baktığımız zaman geçen senede Mayıs'ta Haziran ayısında bu döngü sürekli yaşanmış değil mi? Şu anda da bu döngünün aynısı olduğunu düşünüyorum. Aynı döngü tekrar tekrar olacak. Şimdi bu Bitcoin açısından böyle geçiyor ve altcoin'e çok fazla bir şekilde destek veriyor. Yani baktığımız zaman geçen sene bunun aynısını yaşamıştık ama şimdi bu senenin aynısını bizzat yaşıyoruz ve 4 senedir aslında Dead Cross'u bilen, Golden Cross'u bilen bunun bekleyişi içinde şu anda. Yani baktığımız zaman şu anda %90'lık kesim gerçekten şu anda malda. Yani yukarıdan almış ve malda bekliyor şu anda. %10'luk kesimde nakitte, yani adamlar onlara şu anda şey yapmaya çalışıyor. Onları şu anda baskı haline getirmeye çalışıyor. Bu benim düşüncem ve şu anda da gerçekten çok fazla insan sabırsız. Gerçekten de sabırsız. Yani onları bir kere dostlarım bir oynamaları lazım. Yani şu anda oynamalar gerçekten de onlarla alakalı olduğunu kesin anlamda unutmayalım. Şimdi göstermek istediğim şey aslında burada ve bunları dostlarım konuşmak istiyorum. Burada bildiğiniz üzere tekrardan bakın, günlük haftalık kapanışını tekrardan atmış ve haftalık açısından şunu söylemek istiyorum. Hani bu döngü tekrardan bunun aynısını yapar mı? Hani buradan tekrardan böyle yükselişler gelir mi diye soracak olursanız, yani şunu söylemek lazım. Her zaman olduğu gibi dostlarım, bir Mayıs ayında bir düşüş senaryosu illa karşı karşıya geliyordu. Ve burada Bitcoin'in ATH seviyesine kadar geldi ve tekrardan düşüş senaryosu bizi Kasım'dan beridir gerçekten de düşen bir trendin olduğunu gerçekten bunları görüyoruz, görmeye devam ediyoruz. Ama benim şu anda söylemek istediğim şey şu aslında dostlarım. Birazdan habere gerçekten değinmek istiyorum. Çünkü bizim haberler, gelen şeyler trendimizi korumak adına, popülerliği, ilgi alakayı korumak adına bizim için önemli. Yani en önemli konulardan birisi şunu söylemek lazım. 4 seneden beridir bu kesişim yaşanıyor. Bakın bildiğim üzere 2015-2016 yani %50'lik, %1000'lik, %2000'lik çok fazla bir şekilde Bitcoin'in bir artışı var. Yani altcoin'lere fazla bir şekilde destek sağlıyor aslında böyle bir yükseliş. Baktığımız zaman bizim şu anda popülerliğimizi, ilgi alakayı korumamızın aslında senesinden birindeyiz şu anda. Şimdi 2022'nin böyle bir seneni geçtiğini gerçekten de bence düşünmesi bir durum değil. Çünkü bize yansıtacağı tablo şu şekilde. Şimdi burada hem bir blockchain üzerine, hem veri depolama üzerine, hem de oyunlar üzerine çok fazla şey inşa ediyoruz. Önce bunu böyle bilmek lazım. Şimdi NFT'ler üzerine de çok fazla yoğunlaşıyoruz bildiğim üzere. Yani yapılacak çok fazla aslında olay var ve gidecek tablo da çok belli. Yani bu benim düşüncem ve düşüncelerimi gerçekten sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Satoshi'nin paylaştığı bir güncellemeler var. 5.2 bildiğim üzere çok fazla güncellemelerden ve şu anda sessizliğini bozmasının sebebi, sessizliğini bozacağı zamanı kesin anlamda yani geleceğini düşünüyorum. Ve bu sessizlik öyle bir sessizlik dostlarım değil. Gerçekten de büyük şeylerle bizi karşı karşıya getirebilir. Yani bunları söylüyorum ama baktığımız zaman adam güncellemeyle geliyor ve getirdiği güncellemeler de gerçekten bizim çok fazla hype'ımıza, bir yükselişimize yarayacak çok fazla olay aslında. Yani ticareti yönünden bu 2022'de bir Shibanet var bildiğim üzere. Shibanet bir ticareti. Yani bunun üzerine Shiba Swap 2.0'da geliyor. Yeni versiyonlar geliyor. Yani bunların üzerine IOPS'da geliştiği zaman ben şunu inanırım mesela. Bone mesela buradan olacak, gaz ücreti olacak, bir fee olacak. Tamam bunun farkındayız ama hani bu %30'luk dilimde %70'i gidecek, çünkü %30'luk dilim bizim için çok iyi. Ve oradan oraya aktardığı zaman bu yakımına sebep oluyor. Yani yakımına sebep olduğu için, çünkü Shibanet'te, Shiba Swap'ta da bu adamlar yakımına olacak şeyleri çok fazla adamlar yapacak, yani çok fazla yapacaklar bunu. Benim düşüncem de şu şekilde. Şimdi önümüzdeki mesela yıl 2023'e kadar ben çok fazla bir yakım olacağını düşünüyorum. Hani büyük bir yakımlar olacak. Hani 100 trilyondan fazla bir yakım olur. Çünkü baktığım zaman 549'luk bir bildiğim üzere dolaşan arz var. Yani şu şekilde bakmak lazım olaya. Hani bundan sonrası, hani buradan alan için, hani ben mesela ekstradan altlardan topluyorum diyerekten söylemiştim. Hani buralardan alıyoruz bak tamam, ama bir ikinci dalgaya da işaret aslında bu. Yani büyük bir yakınlarla adamlar bizi karşı karşıya getirecekler. Aslında olay da bu. Oyun bu. Şimdi oyun içinde burada kalan adam burada da aldıysa ve buradan sattıysa adam oyunu kaybediyor. Asıl oyun bu zaten.
Şimdi bize gösterdikleri tablo 4 senelik bir tablo. Hani baktığımız zaman 4 senede bir death cross yaşanıyor. Ölüm kesişi. Artık boğa ile ayı gerçekten de kafa kafaya ve hangisini alacağı bir dönem. Yani onu böyle beklemek lazım. Bunun şimdi ayı piyasasına girersek ben bunun 2023'e kadar artık son bulacağını düşünüyorum ve ondan sonrası güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Ama boğaya girdiğimiz zaman ki eğer ki boğa kazanırsa kurumsallar çok fazla alıyor. Eğer ki boğalar kazanırsa o zaman büyük bir senaryoda gerçekten de baktığımız zaman 2025'e kadar bizi götürecek güzel bir tabloyla şu anda karşı karşıyayız. En önemlisi bunu bilmek lazım öncelikle. 2026'daki artı tabloda hani o zaman düşünmesi lazım ayı sezonunu. O zaman böyle düşüş senaryosunu fazla bir şekilde o zaman düşünmek lazım. Ama şu anki dönem gerçekten de bir death cross'un yaşanacağı gözüküyor. Ama bakmak lazım çünkü dün geldi bu death cross. Geldi çünkü bunu konuşmuştuk. Yani bunun üstüne tepki de olabilir ama Eylül-Ekim'in şu anda güzel gözüküyor Eylül-Ekim. En önemlisi bunu söylemek lazım. Yani bunu kesin anlamda söyleyebiliyor muyum? Kesin anlamda bu artık net bir şekilde bunu söylenir mi diye soracak olursanız yani kurumsallar alıyor. Kurumsallar bir şekilde alıyor. Çünkü 2014-2018'de bu kadar alınmıyordu. Bu kadar insan bilmiyordu mesela. Ya biliyordu da yatırım yapmıyordu. Ama şu anda önümüzdeki süreçte o kadar büyük ki hem böyle dolaşan arz bakımından hem de Bitcoin hem de Shiba Coin arasında baktığımız zaman. Yani onlar için baktığımız zaman ortada aslında büyük şeyler var. Hani yakımını yaparsa holders için büyük bir şey. Yani holders için uzun vadede tutan için gerçekten burada ne yakımı oluyorsa olsun adamın işine yarıyor aslında. En önemlisi olay da bu. Hani baktığımız zaman Shiba Coin'le alakalı. Yani dolaşımdaki arz da önemli tamam ama Bitcoin de içinde dolaşımdaki arz her coin için önemli zaten baktığımız zaman. Yani bizim şu anda yakın portaları bu yüzden aslında açılıyor. Bu yüzden böyle kuruluyor. Yani bu yılın daha fazla yakımlar olduğunu dostlarım gördük. Son zamanlarda yakılan yakımlardan bu yakın portaları şu anda yeni girmesine rağmen Nisan'da en büyük yakımlarla bizi karşı karşıya getirdi. Bakın şu anda 12.57'lik bir fiyatımız var. Nereden baksanız bir 7 milyara doğru giden bir piyasa değeri var. En önemlisi sıralamamız 15'ken 14. sıralamaya kadar gelmemiz. Yani bu neden oluyor? Çünkü baktığımız zaman market de kan alıyor. Yani dolaşımdaki arz 549 trilyon. Bunun farkındayız ama baktığımız zaman bizim şu anda en önemlisi buraya eritmemiz ve hacim katmamız bizim için daha önemli. Yani bunları ne kadar böyle elde edersek bizim için kar ve böyle bir popülariteye, böyle bir haberlerin gelmesine dostlarım daha fazla bir olanak sağlıyor. İlgi Avrupa ülkelerinde dramatik bir yükseliş mi gözüküyor? Yani bu yükselişler gerçekten de hayal mi, değil mi? En önemlisi bunlar aslında. Yani baktığımız zaman 29'lara kadar düştü ve bir önceki videolarda 26'ya kadar düşecek demiştim ve 26'ya kadar düştü. Söyleyeceğim şeyler bir umut veriyorsa gerçekten de baktığım zaman ben de elimde tutuyorum ki o yüzden zaten anlatıyorum. Bu haberleri bekliyorum. Bu haberleri beklemeye devam ediyorum dostlarım. En önemlilerinden bahsediyorum. En önemlileri çünkü bunlar. Death Cross ve içinde bulunan Shiba Coin'in haberleri ve yeni gelecek güncellemeleri. En önemlisi bunları takip etsek bile bizim için inanın çok önemli. Dostlarım aşağıda Telegram grubumuz var. Orada yakın zamanda büyük bir projelerden bahsedeceğiz gerçekten de. Metaverse'de şu anda bir arazi aldık. NFT'yi de aldığımda gerçekten bunun tek tek videosunu çekmiştim. Videolardan onu görebilirsiniz. Kripto Adam NFT yazdığınızda zaten ilk o çıkıyor. Shiba NFT yazdığınızda ilk o çıkıyor. Dostlarım bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Shiba gang. We are army. Yeah.